Sinan 14 yaşından beri yalnız yaşıyor. Ebeveynleri tarafından terk edilmiş. Bu çocuk bu acıyla okulu yakıp yıkabilirdi. Sadece kendi tarafında durup hayatına devam etmeye çalışıyor. Biz gerçekten evlat olamamak ne demek, anne babanın seni sevmemesi ne demek biliyor muyuz? Bu halle nasıl yaşanır, hiçbir fikrimiz var mı bizim? Ailenle beraber yaşamıyor olmak kalbini kırıyor mu hiç? Yok. Neden? Öyle. Nasıl öyle? Yani genelde bizim eşitlerimiz hep ailesiyle birlikte yaşamak. İstemiyorum, iyiyim ben. Kaldı ki siz bunu zaten kendi ailelerinizden de biliyorsunuz. Her çocuk ailedir. Evet. Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Zaten İnsan dediğin şeyden de çok şey beklemek lazım zaten. Siktir boktan canlılar işte, abartacak bir şey yok. Bence sen böyle herkese yabancılaşarak kendini korumaya çalışıyorsun. Başladı demin, benim boş kağıdım nerede? Hani kurtarıcı ya kendisi. Abi siktir git ya! Kız bir iyilik yapmış, işte ne var? Ya yapmasın tamam mı? Bana iyilik falan yapmasın, duydun mu? Yapma! Yapma! Bana sınav kağıdı falan da verme, ihtiyacım yok senin. Al götüre sok, ver sen de sınav kağıdını o zaman. Sıkır git lan, sakin. Sen de geber tamam mı? Tam dediğin gibi geber. Aferin Sinan, haklı çıktın. 40 kere söyledin oldu sonunda. Şimdi tam da istediğin gibi hep beraber boku yedik. Aslında sevilmekten korkuyor, sevmekten, biriyle bağ kurmaktan. Benim bu hareketim onu korkutmuştu. Sonra alırım artık. Görüşürüz. Alo baba, bir durum vardı. Konuşabilir miyiz? Ne kadar tatlı bir şeymiş ya. İnsana böyle acayip acayip bir şeyler hissettiriyor. Hayır, alamazsın ama ben seviyorum. Bana acayip acayip şeyler hissettiriyor. Daha önce hissetmemek için. Canım annen öyle ördesin. Şimdi sana seni tutabilirim, sana öyle. Ben gidip o güzel bir şey yapayım. Bakma, bakma, bakma. Bakma, bakma.